İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına Batı kökenli ne diyoruz? Sit alanı büyük. <laughs> İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçaları. Parsel. Ne diyor? Parsel. Lar parsel diyorlar. Az daha korkuyordum. Var parsel parsel diye. Uçtu gitti. Yedi harfli cevaplar var önümüzde. Tek kelimedir gayet de basittir affetmeyin. Alışılmışın dışında olan basit. Değişik. İşte o kadar. Bir <laughs> durup keyfini çıkartalım. Olur mu? Evet. Çünkü bugünün kazananı olun ya da kaybedeni olun Hiç önemli değil Sizin için önemli olmadığını net bir şekilde anlattınız bana evet. zaten Ama sadece ve sadece 48 saniye harcayarak Buraya kadar geldiniz ya efendim 7 <laughs> tane soruyu bitirdiniz ya Bu sık karşılaşılan bir şey değil O yüzden size bir ayrı ekstra alkış istiyorum <laughs> Bir de şöyle bir sıkayım. Bunun üzerine bir 9800 yakışmaz mı? Bunu da sorayım Çok güzel olur Hadi devam o zaman. Buyurun yedi harfliler bitsin. Atom çekirdeği ile ilgili çekirdeksel bu anlamda bir sözcük yine batı kökenli bir sözcük. Merkezi. Mm <laughs> batı kökenli unutmayın. Centrif. <laughs> <laughs> kurtarın kendinizi ondan. Atom çekirdeğinden ne elde edilir? Enerji mi? Uranyum. Yok yok Değil. o başka. Nükleer. Nedir? Nükleer. İşte odur. Bu da basit. Sanki çok acayip bir şeyden bahsediyormuş gibi çekirdeksel falan. Hadi bunun karşılığı ne? Hayır. Gayet iyi bildiğimiz nükleerden de daha yaygın kullandığımız bir kelime. Gelsin. Petrol türevlerinden elde edilen deterjan. Temizleme özelliği bulunan kimyasal maddedir deterjan. Çok güzel elimde 1-8, 2-9, 2-10 harfi cevap kaldı. Sizin 2 dakika 44 saniyeniz var. Herhangi bir şekilde harf olacak, alacak gibi olursanız deyin ki 2,5 dakikadan fazlası var bende. Tamam. Buyurun efendim. Karayolu Işıldağı. Hani şu yolların sınır çizgilerinde olur. Kedi gözü. Bravo. Bununla ilgili böyle bir vicdan hesabı yapıyordum içimde. Acaba bir hayvanın organından falan desem mi demesem mi Kübra Hanım bana kızar mı diye kafamda plan yapıyordum ama. Peki ben bunu nerede öğrendim? Kediniz var. Hayır. Nerede? Ee, dizinin adını unuttum. <laughs> Sizin adını unuttum dizinin Kardeş payı. Kardeş payında. Evet yani. bir bölümde yaratıcısının evet. daha doğrusu mucidinin hikayesi evet. anlatılmıştı. Evet. Efendim çok dikkatlisiniz. <laughs> Buyurun gelsin yeni soru. 9800'de koşuyoruz biz Şekil vermek veya parlatmak için kullanılan bir saç ürünüdür efendim Kelime batı kökenli ve parlamak anlamındaki batı kökenli bir kelimeden türetilmiş Keratin Değil Şahin mm -mm. mm -mm. Böyle pırlanta da oradan gelir biliyor musunuz? Diamond. <laughs> mm -mm. Mm -mm. Batı deyince niye İngilizceye gidiyorsan ben de direkt. Eski. Eskiden daha yaygın kullanılırmış. Özellikle erkekler tarafından. Çünkü saçı şekil vermek ve parlak göstermek için kullanılıyor. Ama saçın hacmini alıyor. Briantin. Briantin. <laughs> 9 puan. İşte aynen böyle efendim. Takıldık mı? Harf alacak gibi mi olduk? Süremiz Gani düşüneceğiz, konuşacağız, bir şekilde bir yol bulacağız. Burada olmayacak ama öyle şeyler zannediyorum. Çünkü batı kökenli bir kelime yine başına da ekini almış. O da batı kökenli şu anlama bürünmüş. Öz eleştiri. Fransızca kökenlisi. Kritik. Hıh. Kendi kendine yapıyor sonu. Kritik. Öz kritik. Yok. <laughs> Öz ne o orada? Şimdi mesela şeyleri. ressam kendi portresini yapıyor. Ona da Otokritik. Otoportre diyorlar. Bu da otokritik. Biliyiz.